Öğren evden çıkmadan önce böcek ilaçlandırması yaptım eve. Dün Don Quixote'den aldığım haşere öldürücü ilaçmış herhalde. Herhalde birkaç tane çeşidi varmış. Bizim evde de sanırım toz içinde olan dene denilen bir böcek. Vücudumu kışındıran. O da varmış içinde sanırım. Dünkü aldığım eczaneci onu önerdi. Ben de işte bugün bütün yatakları topladım ortaya, yani oturma odasına yani. Oturma odasına yatakları koydum, yastıkları koydum, örtüleri koydum. Kanepeyi falan hepsini açtım. Yani öyle dümdüz koydum. Perdeyi kapattım. Her yeri görsün bulsun diye. Ondan sonra düğmesine bastım. Çıktım dışarı. Sanırım bir 4-5 saat falan oldu. Evden ayrıladım. Şimdi içeri gireceğim. Girer girmez ilk yapacağım şey bütün camı kapıyı açmak. Ondan sonra elimi hiçbir şeye sürmeden hemen süpürgeyle almam lazımmış. Ama öncelikle örtüleri toplamam lazım. Hemen balkona atacağım. Onları hemen makineye, çamaşır makinesine atacağım. Yıkayacağım. Yani mutfak tarafında raflara, ondan sonra yemeklerin, yani yiyeceklerin üstüne falan şey koymuştum hep. Halılar örtmüştüm. Onları hemen direkt çamaşır makinesine atacağım şimdi. Biraz acele acele yapacağım bu işleri. Çünkü zehir vardır hala üzerinde. Şimdi girelim bakalım. Ev ne halinde hiç bilmiyorum. Biraz balkonda durayım herhalde iyi olur ya. Korkuyorum. Acaba başörtü falan mı kapatsam ağzımı gözümü? Ne kadar havalandırdıktan sonra içeri girsem acaba bilmiyorum ki. İlk defa eve böcek sardı. O yüzden ilk defa böcek ilacı yapıyorum. Ağzımı da kapatayım bu arada. Ne olur ne olmaz. İlk yapacağım şey örtüyü toplayayım. Önce koltuğun üstüne örtüyü toplayayım. Sonra buradaki örtüleri toplayayım. Sonra da yastıkların üstlerini sökeceğim. Örtüleri tamamladım. İlk önce yapacağım şey kanepenin üstünü iyice süpüreceğim. Ondan sonra şu yatağı alacağım, kanepenin üstüne koyacağım. Onu da alt üstü tamamen süpüreceğim çünkü benim misafir yatağım. Sonra yastıkları silkeleyeyim diyorum. Ondan sonra kanepeyi çekeyim. Bir de kanepenin altını süpüreyim iyicene. Perdeyi süpüreyim. Hepsini yaptıktan sonra en son halıyı süpüreyim. Bu komple halı flex bu oturma odası. Yoruldum. Sadece bir odayı yaptım ama gerçekten bir de maske taktığım için bayağı bir yordu ve böyle çarptı, terletti sıcak maske. İlk defa şey yapıyorum, ilaçlama yapıyorum. İlk defa yaptım ama şu bölümü, yani şu koltuğun bölümünü süpürürken en az 10 tane böcek gördüm.
Yani hepsi de canlıydı. Ben anlamadım. İlaç mı az geldi acaba? Hani daha bir küçük bir odaya mı? Odalık ilaç mı? Acaba bu mutfakla oda bir olduğu için buraya küçük geldi de iki tane mi koymam lazımdı? Yoksa bu ilaç için mi değil? Yani bu ilaç o böcek için mi değil? Ben bunu anlamadım. En az 10 tane böcek yakaladım, buldum yani. Canlı canlı yürüyorlar. Bu nasıl böcek ilacı o zaman ya? Yani bu gece şey yapacağım. Bir uyuyacağım, deneyeceğim. Yine bu gece de beni kaşındırırsa, olmazsa yarın da deneyeceğim. Yarın da kaşındırırsa pazartesi günü ben bir daha ilaç alayım. Bir daha ilaçlayayım bu evi. Yani bir şey değişmeyecekse, bir anlamı yoksa yani o kadar para verdiğime değmez. Memnun kalmadım sanki. Bilmiyorum, bu gece belli olacak ama ya süpürebildiğim yere kadar süpürüyorum. Süpürgeyle almam lazımmış. Bakalım ne olacak ya. Ama bayağı bir 10 tane yakın canlı canlı yürüyen böcek buldum. Ne böceği bunlar ya? Tahta kurusu desem, evde tahta yok. Türkçe'de neydi? Ben bunu bir araştırayım, bulayım. Şuraya bir yazayım bakalım. Neymiş? Ben yine süpürmeye devam edeyim. Odanın yarısını süpürdüm, yarısı daha duruyor. Merhaba arkadaşlar. Yeni günden merhaba. Bugün evin böceklenmesinin ikinci günü ve ikinci savaşındayız. Dünkü ilaçlandırma hiçbir işe yaramadı. Yani kendi aldığım ilaç hiçbir işe yaramadı. 4 saat falan galiba dışarıda kaldım. 4 saat sonra geldim. Bütün evi komple süpürdüm, sildim, temizledim. Ama süpürdükçe yerden ve kanepenin üstünden böcek, hala canlı canlı böcekler çıkıyordu. Hatta perdede, tülde bile vardı. Yani o kadar böyle 15-20 tane kadar böcek buldum. Neyse, baktım ki olmayacak bu iş. Ben de dedim ilaç şirketini artık çağıracağım. Yapacak bir şey yok. Mecburen ilaç şirketini aradık. İlaç şirketi gelecek. Normalde 12'de geleceğim dedim ama 12.30 oldu. Halen bir ses yok, bilmiyorum. Ben de bu arada hazırlık yapıyorum kendime. Daha aslında kahvaltı bile yapmadım. Ancak kalktım işte yüzümü yıkadım. Cilt bakımlarını yaptım. Şu an güneş kremi sürdüğüm için bayağı bir şey parlıyor. Güneş kremimi sürdüm. Çünkü dışarıda piknik yapacağım. Nambo Parks'a gideceğim. Nambo Parks'ta yemek yiyeceğim. Bir sanırım 2 saat, 3 saat falan dışarıda kalırım. Böcekler iyicene işte yok olsun diye şey olacak. Yani böyle camları, kapıları kapatacağız. İnşallah böcek şirkete gelir. Böcek ilaçlama şirkete gelir. Onları videolandıracağım, çekeceğim. Ama adam gelmedi ve aramadı. Bilmiyorum ne kadar süre sonra. Evet, ben de kendime melemen yaptım. Melemenle piknik yapacağım. Başka bir şey götürmek istemiyorum. Ben çünkü melemen hastasıyım. Şöyle melemenim. Bir de buna şey koyuyorlar, böyle peynir koyuyorlarmış. O yüzden peynir çıkarttım. İlk defa yapacağım peynirli. Bilmiyorum nasıl olur. Kapattım altını ama peynir üstüne koyacağım. Dur bakalım nasıl olacak. İlk defa peynirli yapacağım için umarım severim diye düşünüyorum. Biraz altını açacağım çünkü buzluktan çıkarttım peyniri. Maalesef bu Japonya'nın şu taze peyniri normal dolapta hemen küfleniyor. O yüzden buzlukta saklamak zorunda kalıyor insan. Biraz koydum. Biraz altını açayım. Sıcağında erir galiba. Bir de şu teneke. Japonya'da en kullanışlı şey bu yağ. Melemen yaparken bayağı bir yağ sıçradı. Bir de buraları temizleyeceğim şimdi. Hemen engelledi bunu. Koyarak olmaz. Ben yine kullandığımız çarşafları, yani bu gece kullandığımız çarşafları tekrar koydum buraya. Tekrar ikinci bu. Hatta bu ikinci yıkamam. Çünkü öbürlerini makinede hala, onları yıkadım. Onları çıkartmadım ki temiz olduğu için hani böcekler girmesin. Daha asmadım hatta. Bu ikinci çarşaflarımız. Örtümüz. Bence bu kanepede var bir şey. Bu kanepenin etrafında var bir şey. O yüzden ben buraya çok odaklandım. Yani buralarda bir şey
daha fazla bulduğum için böcekleri, buraya odaklandığım için her şeyi buraya yığdım, buraya koydum. Şu benim ekmek yaptığım makine vardı ya, o da geçen dünkü böcek yaptığımda kalmıştı. Yıkamamıştım. Yine dursun burada, belki onun içinde de bir etrafında da vardır diye onu da bırakıyorum böyle. Şuraya da yataklarımı getirdim. Bunların da yüzlerini hepsini çıkarttım, yıkadım ama takmadım. Ama böyle bıraktım yani, böceklenme bitene kadar böyle kalsın. Ondan sonra alacağım, götüreceğim. Geçenki gibi yine çamaşırhaneye götüreceğim. Orada yıkayacağım, öyle getireceğim. Başka bir şey yok. İşte mutfak tarafına bakın. Böyle bir yiyecek sepetim var. Kuru yiyecek yani sepetim. Onu da böyle poşetle kapattım ağzını. Şöyle. Şöyle ağzını kapattım. İnşallah bir şey olmaz yani, her yeri kapalı. Şu da bizim ıvır zıvır cilt bakım, saç bakımı, yüz bakımı, başka neler var? Vücut bakımı falan filan, bir sürü her şeyimizin erzak kutumuz bu bizim. Böyle. Çok karışık değişik duruyor ama ben her şeyi sıralamışım. Bu ne ya? Ne kadar çok bant alıyor bu kız ya? Elini mi kesiyor? Anlamadım bu kadar. İşte okula başlıyor böyle, spora gideri böyle sürekli bir yerlerini kazınatıyor. Şuna bak. Kaçıncı bu? Belki bu 6 ayda 4. mü 5. kutu. Saat öğlen 1 oldu ve halen şirket gelmedi. Ben açlıktan öldüm. 1 gram kaldı açlıktan ölmeye. Pikniğe gidemeyeceğim maalesef. Yedim. Ama var ya, peynirli muhteşem oluyormuş gerçekten. Bundan sonra yani bir peynirsiz yaparım galiba ama gerçekten peynirli bayıldım. Şimdi çıkarttığım bulaşıkları yıkayacağım. Bakalım bu adam beni ne zaman arayacak. Arar herhalde birazdan. Maalesef piknik bugün iptal. ソファの上と中もする。後で。後で。薬が違うから。中と上は。これも後で違う。Thank you.
Şimdi adam gitti. Bugün ücret almadı benden. 2 hafta sonra tekrar gelecekmiş. 2 hafta sonra tekrar ilaçlama yapacakmış. Yani hem bu ilaçla hem de benim yapacağım temizlikle geçecek garanti veriyor. İnşallah öyle olur. Bu oturma odasının şu kanepe bölümünde çok fazla ben yakaladım o işte tahta kurusu dedikleri şeyi. O yüzden özellikle ben bu odayı yaptım ve bu kısmı yaptım yani. Ve buradaki kullandığım örtüleri, çarşafları, her şeyi buraya bıraktım. Onlara ilaç sıkmadı. Ben onu anlamadım. Dedik o şey olacakmış, yıkayarak onu geçirecekmişim. Adamı yaptığı tek şey koltuk, yerler, sehpa. Bir de işte bu kanepelerin, koltukların, şeylerin ne diyorlar, dolapların arkasını falan yerleri yaptı sadece. Yani eşyalara sürmedi ilacı. Mutfağa falan hiçbir şey sürmedi. Dedim hatta bulaşık yıkamıştım ya biraz önce. O bulaşık yerleştirir mi falan diye sordum. Gerek yok dedi. Oraya kadar çıkmıyor dedi. Durulasam mı tekrar ne yapsam? İçinde bir şey var böyle ne bileyim. Ben yine de bir durulayım ya ne olur ne olmaz. Çünkü durulamışım koymuşum şu şekilde. Tam duruladım tam kurulacaktım. Adam bir şey olmaz deyince bıraktım o şekilde. Video çekmeye başladım. Yani bu koku da şeyin kokusuymuş. Alkolün kokusuymuş. Dedim ne kadar kötü kokuyor falan dedim de dedi o alkolün kokusu. Normalde ilaç o kadar kokulu değil dedi. Şimdi kurumasını bekleyeceğim çünkü her yer vıcık vıcık ilaç. Bayağı bir ıslak yani yerler her yer ıslak. Şu an elime sığmayacağım. Hatta diyorum kapıları pacıları her şeyi kapatayım çıkayım biraz dışarı. Geldiğimde adamın dediğine göre tülleri, perdeleri, her şeyi yıkamam lazımmış. Yani gördüğünüz bütün her şeyi yıkamam lazımmış. Bir de şeyleri de, yerleri ve kanepeyi de sürükeyle çekmem lazımmış. Şimdilik bu kadar. 2 hafta sonra yine aynı şey yapacak. Onu videolamama gerek yok çünkü aynı şey yapacağını söyledi. Böyle Osaka çevresinde ya da bilmiyorum hani bana yakın bir yerlerde böyle böceklenme sorunu olursa sizler için şirketin numarasını da yazacağım. İnşallah lazım olmaz. Lazım olmasını gerçekten istemiyorum ama lazım olursa numarasını yazacağım sizler için. Şimdilik bu kadar. Herkese hoşça kalın diyorum. Herkes kendisine iyi baksın inşallah. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmadan çıkmayın. Ve bu videoyu lütfen beğenmeden kapatmayın. Çünkü emek sarf ediyorum. Lütfen. Görüşmek üzere herkese. Hoşça kalın.